Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Evinde çatalı olan herkesin kolaylıkla şekil vererek yapabileceği muhteşem bir tarif. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. Bir tutam ayıklanmış nane yapraklarının üzerine bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri eklenir. Bir blender yardımıyla püre haline getirelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve çekmeye devam ediyorum. Bir adet yumurta, 100 gram yumuşak tereyağı ekledim ve çekmeye devam ediyorum. Bir çay bardağı nişasta, toplamda 2,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Azar azar ekleyelim lütfen. Yumurtanın büyüklüğüne göre unun miktarı değişebilir. Bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Evet, tüm malzemeyi orta yumuşaklıkta bir hamur olana kadar elimle yoğuruyorum. Unumu da azar azar ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi hamurum güzel bir şekilde toparlandı. 1-2 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra yarım çay bardağı Antep fıstığı tozu ekleyebilirsiniz. Evet, Antep fıstığımı ekledikten sonra tekrardan 2-3 dakika daha yoğuruyorum. Hamurdan küçük misket şeklinde kopararak elimle yoğurarak fırın tepsisini aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bir çatalın üzerine hamurumu alıyorum ve elimle hafif bir şekilde çatalın ebatı kadar açıyorum. Küçük bir parça fındık ezmesi koyuyorum ve rulo şekilde sararak şekil veriyorum çatalın üstünde. Dilerseniz elinizle de açıp daha sonra çatalın üzerine koyabilirsiniz. Fındık ezmesi yerine fındık, fıstık, badem de koyabilirsiniz arasına.
Sararak şekil verelim. Evet, tüm tepsiyi aynı yöntemle şekil vererek kurabiyemi bitiriyorum. Rengi, kokusu, lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Sanki kilolarca Antep fıstığı kullanmışık gibi buram buram Antep fıstığı lezzeti geliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çay saatlerinde tek lokmalık sofralara çok yakışacağını düşünüyorum. Evet, sona doğru elimle hamurumu açtıktan sonra çatalın üstüne koyuyorum. Bu şekilde şatlamalar olmadı. Daha muntazam bir şekil elde ettim. Son kurabiyelerime de şekil vererek işlemime devam ediyorum. Evet, kurabiyelerim hazır artık. Fırınımı önceden 170 derecelik 600 fırına ayarladım ve kurabiyelerimi orta tarafa alarak 20-25 dakika pişirmeyi bırakıyorum kontrollü bir şekilde. Evet, 25 dakika sonra kurabiyelerim pişti. Fırından çıkartıyorum. Ve kendi halinde tepside hiç ellemeden soğumayı bırakıyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra üzerlerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben serpmeden direkt ikram ettim. Renginde ve şeklinde hiçbir şekilde bir bozulma olmadı. Gördüğünüz gibi. Evet, soğuduktan sonra servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.